birlikteyiz. Okul kitaplarımızdan sayfa 21'i açıyoruz ve ikinci ünitemizi bu videomuzda işleyeceğiz. Sizler de yine sessiz bir ortama geçerek kitaplarımızı önümüze alarak videomuzu izleyebilirsiniz. Evet, ilk sayfamızdan başlıyoruz. Sayfa 22. 22'de ne demiş? Listen and follow. Dinle ve takip et diyor. Listening'i açıyorum. Dinlemeye ve anlamaya çalışalım ve resimlerden de diyaloğumuzu takip edelim. 1. Listen and follow. Hey, Patty. Hello, Andy. Look, Patty, this is Jin. Jin, this is Patty. Nice to meet you. Are you Japanese? No, I am not. Where are you from? I am from China. I am Chinese. Oh, Whitey. This is my dog, Jin. Hello, Whitey. Are you British? Come on, Whitey. Let's go. Goodbye, boys. See you later. Bye, Patty. Have a nice day. Evet, tanışma, arkadaşlar birbirleriyle tanışıyorlar. Burada bizim için önemli olan cümle şu. Are you Japanese diye soruyor. Kız çocuğa bakıyor çekik gözlü. Are you Japanese? Sen Japon musun diye soruyor. No, I am not. Hayır değilim diyor. Where are you from? Nerelisin diye soruyor. I'm from China. Ben Çinliyim. Çin ülkesinden geliyorum diye cevap veriyor. Bu da tam da ünitemizle ilgili olan bir diyalogdu. Sayfa 23'te listen and repeat. Dinle ve tekrar et diyor. Ülkeleri ve milletleri görüyoruz. Okunuşları çok önemli. Lütfen siz de dinlerken bir yandan evde de sesli bir şekilde tekrar edin. 2. Başlatıyorum. Listen and repeat. Turkey. Turkish. Britain. British. Germany. German. Italy, Italian. France, French. Spain, Spanish. Pakistan, Pakistani. Japan, Japanese. Russia, Russian. The USA, American. Iraq, Iraqi. China, Chinese. Evet, burada okunuşlarını bilmediğimiz, ezberlemediğimiz varsa eğer videoyu siz tekrar geri sararak lütfen ülkeleri ve milletleri tekrar edin. Listen and number demiş. Dinle ve numaralar ver. Listening'de ülkelerden bahsedecek. Biz de bu cümlelerine göre bayraklarıyla eşleştirme yapacağız. Dinleyelim öncelikle. Dinleyelim bir kere. Bir kere de anlamazsanız lütfen siz cevapları görmeden önce tekrar videoyu geri alarak tekrar bir kere daha dinleyin. Ve o şekilde cevapları yakalayarak işaretleyin. Ben bir kere dinleteceğim ve sonra cevapları söyleyeceğim. 3. Listen and number. 1. Italy, Italian. 2. Japan, Japanese. 3. Pakistan, Pakistani. 4. Spain, Spanish. 5. Turkey, Turkish. 6. German, Germany. Tüm ülkelerin bayraklarını ezberlememiz mümkün değil ama bunlar belli başlıları. Bunları olsun bilsek iyi olur. Bir numarada ne demişti? Italy demişti. İtalyan bayrağı. 2 numarada Japan, Japonya bayrağı. 3 numarada Pakistan, Pakistan bayrağı.
4 numarada Spain, İspanya bayrağı. 5 numarada Turkey, Türkiye bayrağı. 6 numarada da Germany, Almanya bayrağı görüyoruz. Listen and repeat demiş. Dinle ve tekrar et diyor. Yönleri gösteriyor burada. Directions, yönler demekti. North, kuzey. South, güney. East, doğu. West, batı demekti. Listening'den de yine tekrarımızı yapalım. 4. Listen and repeat. Directions. North, east, south, west. Evet, tekrarımızı yaptık, anlamlarını söyledik. Listen and circle the city you hear on the map and answer. Dinle ve duyduğun şehirleri yuvarlak içine al. Haritanın üstünde yuvarlak içine al diyor. Bir kere dinletiyorum. Sizler dediğim gibi tekrar geri sararak dinleyebilirsiniz. Başlatıyorum. 5. Listen and circle the city you hear on the map and answer. 1. Where is Edirne? It is in the west. 2. Where is Adana? It is in the south. 3. Where is Trabzon? It is in the north. 4. Where is Erzurum? It is in the east. Evet, dinleme metnimizde where is diyerek bazı şehirlerin isimlerini söyledi. Where is Edirne? It is in the west dedi. Edirne'yi yuvarlak içine aldık. Daha sonra Adana'yı söyledi. It is in the south dedi. İkincisi Adana'ydı. Yuvarlak içine aldık. Üçüncüsü Trabzon'du. It is in the north dedi. Kuzeydedir. Trabzon'u yuvarlak içine aldık. Daha sonra da Erzurum'u söyledi. Erzurum doğudadır. It is in the east dedi. Erzurum'u yuvarlak içine aldık. Bu etkinliği de bu şekilde tamamladık. Listen and fill in the blanks. Dinle ve boşlukları doldur diyor. Ben metni açıyorum, dinleme metnini açıyorum. Dinlerken bir yandan sizler de kitabınızın üstüne boşlukları doldurun. 6. Listen and fill in the blanks. Hello, my name is Ali. I am 9 years old. I am from Niğde, Turkey. I am Turkish. Where are you from? Evet, cevaplarına bakalım. Hello, my name is Ali. I am 9 years old. I'm from Niğde, Turkey. I am Turkish. Where are you from? Sizler de bu şekilde diyalogdaki boşlukları doldurmuşsunuzdur umarım. Devam edelim. Yine sayfa 25'te listen and match demiş. Bu etkinlikte bize yine bir listening diyaloğunda bazı konuşmalar olacak. Bu konuşmalara göre diyalogda geçen cümle eğer I think so. I think so neydi? Sanırım öyle demekti. I think so ise buraya A yazıyoruz. Maybe belki demekti. Maybe ise B yazıyoruz. C neydi? I don't think so. Öyle olduğunu düşünmüyorum demekti. C ise de onu yazıyoruz. I think so. Sanırım öyle. Maybe, belki, I don't think so, öyle olduğunu düşünmüyorum demekti. Listening'i başlatıyorum. Resimlerle eşleştirerek sadece ne yapacakmışız? Resimlerin altına A, B, C yazacağız. 7. Listen and match. Look at the boy with the hat. Is he American? I think so.
Is he American? Durdurarak gidelim. O Amerikan mı diye sordu. I think so. Sanırım öyle diye cevap aldı. O zaman ne yapıyorum? Buraya ne yazıyorum? A. I think so dediği için. İkiyi dinleyelim. Look at the boy in the blue jeans. Is he Italian? I don't think so. Is he Italian? İtalyan mı dedi. O da nasıl cevap verdi? Öyle olduğunu düşünmüyorum dedi. I don't think so dedi. I don't think so da C olduğu için buraya C yazdık. Üçü dinliyoruz. Look at the girl in the red dress. Is she Spanish? I think so. Is she Spanish? İspanyol mu dedi. İspanyol kıyafetinde ve zaten dedi ki I think so. Sanırım öyle dedi. O yüzden A yazıyoruz. Look at the girl in the pink kimono. Is she Chinese? I don't think so. Is she Chinese? Çinli mi diye sordu. O da I don't think so. Öyle olduğunu düşünmüyorum dedi. Look at the girl in the green skirt. Is she French? Maybe. Is she French? Fransız mı diye sordu. Cevap olarak da belki dedi. Maybe. Maybe dediği için de buraya B yazdık. Evet, devam edelim. Listen and sing demiş. Dinle ve şarkıyı söyle diyor. Hadi bakalım. Şu yandaki şarkımızın sözleriyle şarkımızı söyle. Page 26. 8. Listen and sing. Hello, ciao, merhaba. Where are you from? Where are you from? I'm Turkish, I'm English, I'm German, I'm Italian. Hello, ciao, bonjour. Why do you live? Where do you live? I live in America. I live in Canada. I live in China. I live in Russia. Hello, ciao, merhaba. Bonjour, guten Tag, hola. Hello, ciao. Şarkımızı dinledik. İsterseniz siz bir kez daha videoyu geri sararak dinleyebilirsiniz. Listen and complete the chart. Dinle ve tabloyu doldur diyor. Neye göre dolduracağız? Bir tane kız var, bir erkek var. Name demiş. Name isim, isimlerini yazacağız. Age yaş demekti. Yaşlarını yazacağız. Country ülke demekti. Ülkelerini. Nationality millet demekti. Buraları da milletlerini yazacağız. Hadi bakalım dinlerken bir yandan sizler de kitaplarınızın üstüne yazalım. Tabloyu dolduralım. 9. Listen and complete the chart. Bonjour, I'm Sophie. I'm 11 years old. I'm from France. I'm French. Hello, my name's Peter. I'm 10 years old. I'm from England. I'm English. Evet, ikisi de biraz hızlı konuşuyordu. Geri alıp tekrar dinleyip o şekilde doldursanız daha iyi olur. Tabloyu tamamen doldurduktan sonra cevaplarına bakabilirsiniz. Ben cevaplarını gösteriyorum. Kızın adı Sophie'ydi. Yaşı 11, age 11 dedi. Country France, nationality French. Erkeğin adı Peter. 10, yaşı 10 dedi. Country England, nationality de İngiliz dedi. Sizler de bu şekilde kitabınızın üstüne doldurabilirsiniz. Now fill in the blanks then present it to the class diyor. Burada yapmanız gereken şey kendinize göre boşlukları doldurmak. Ben kendim doldurayım. Hello, my name is Esra. I am 32 years old. I am from Bolu. I am Turkish. I live in İstanbul. Kendime göre ben doldurdum. Sizler de kendinize göre bu boşlukları dolduracaksınız. İsminiz, yaşınız, nereli olduğunuz. I'm from buraya Turkey de diyebilirsiniz. Direkt biz birbirimize nerelisin diye sorduğumuzda ne yapıyoruz?
hangi şehirde doğduysak ya da akraba ailemiz hangi şehirden gelmişse onu söylüyoruz. Buraya milletimiz I'm Turkish diyoruz zaten. I live in, nerede yaşadığımızı da buraya söylüyoruz, burada yazıyoruz. Herkes buraya kendine göre doldurabilir. Evet, work in pairs and answer demiş. Bu sınıfta kullanabileceğimiz bir etkinlikti. Sınıfta buna benzer yüz yüze eğitimdeyken yapmıştık. Burayı atlıyoruz. Burada bir tahmin oyunu var. Yine bir proje var burada da. Puppetlarımızı yani kuklalarımızı bolca konuşturuyoruz biliyorsunuz ki. Sizler de iki elinize birer kukla ya da oyuncak alarak onları bu şekilde konuşturabilirsiniz. Where are you from? I'm from Spain. What about you? I'm Italian. I live in Italy. Gibi bir konuşma yapmışlar burada. Sıra geldi practice pages'a. Practice pages biliyorsunuz ki sizin ödev sayfalarınız, pratik yaptığımız sayfalar. Bu sayfalardan ben yine şimdi ödevler vereceğim size. Ödevlerinizin cevaplarını ise pazar günü ayrı ayrı bir videoyla sizlere yollayacağım, ulaştıracağım. Bu videoyu izleyerek pazar gününe kadar kitaplarınızdan bu practice pages kısımlarını doldurmanızı istiyorum. Bu sayfada cut and stick demiş, kes ve yapıştır diyor. Cut, kes, stick, yapıştır. Sayfa 161'i açıyoruz. 161'de 6 tane bayrak var. Bayrakları kesiyoruz. Kestikten sonra bayrakları uygun bir şekilde ülkelerle eşleştirerek kitabımıza yapıştırıyoruz. Evet, sayfa 30'daki ödevimiz ise Find 6 countries and circle then write diyor. Burada 6 tane ülke bulacaksınız. Onları işaretleyeceksiniz. Daha sonra da bu 6 ülkeyi zaten baş harfleri var. Bu çocukların cümlesini dolduracak, tamamlayacak şekilde buradaki boşluklara yazmanızı istiyoruz. Bu sayfada ise answer the questions, soruları cevapla demiş. Birinciye beraber bakalım, diğerlerini siz yazarsınız. Where is Atatürk from? Atatürk nereli? He is from Turkey. O Türkiye'li diye cevap veriyorum. Atatürk erkek olduğu için he kullandım. Buralarda da isimler yerine sizler de he ve she kullanabilirsiniz. Bayraklara göre de ülkeleri yazacaksınız. Evet. Bunun listening yok. Burayı atladım. Sayfa 32'ye bakalım. Bu sayfada da bazı cümleler var. Birinciyi beraber yapalım yine. Diğerlerini siz yaparsınız. Burada önemli olan bir de şu emojiler. Bu emoji okey işareti yapıyor. Bize göz kırpıyor. Sanırım öyle. Yani bizi onaylıyor. Sanırım öyle'nin yerine geçiyor. I think so demek. Buradaki emoji ise emin değil. Düşünüyor. Belki olabilir diyor. Look at the girl with the blue dress. Is she from Germany? Mavi elbiseli kıza bak diyor. O Almanyalı mı diye soruyor. Buradaki emoji bize ne söylüyor? I think so. Sanırım öyle diyor. Bu sayfadaki bu etkinliklerde sizler emojilere bakarak maybe, I think so olarak işaretleyebilirsiniz. Doğru. Read the speech bubble and do the same. Konuşma balonunu oku. Ve diğerleri için de sen aynısını yap diyor. Burada bir kız var. I'm Mary. Ben Mary. I'm English. I'm from England demiş. Burada da bir çocuk var. Çin bayrağı var. Görüyorsunuz ki. Japon bayrağı var. Pardon. Japon bayrağı var. Yok, bu Çin bayrağı çocuklar. I'm Chinese. I'm from China olarak cümlesini söylüyor. Burada şimdi sizin yapmanız gereken şey. Now draw your picture and write about you. Buraya kendi resminizi çizin diyor. Çizebilirsiniz, güzel olur. Ve siz de kendinizi tanıtan cümleler yazacaksınız. Ben şuyum. Mesela I'm Esra. I'm Turkish. I'm from Turkey. Gibi. Ben kendimce doldurdum. Sizin de bu bölümü doldurmanızı bekliyoruz. Bu sayfada da decode the message and answer the questions demiş. Burada çiçeklerin içinde bazı harfler var.
Ne yapacağız? Bu bir hani bazı oyun dergilerinde falan görmüşsünüzdür. Buradaki renklere göre içindeki harfleri yazacağız ve burada bir soru cümlesi çıkacak. Bu soru cümlesine de sizin şuraya bir cevap vermenizi bekliyoruz. Bu da son ödev sayfamızda. Burada bir şey yapmıyoruz. Ödevlerinizi